Sahiden birileri hiç utanmıyor. Utanmadıklarını da her gün görmeye devam ediyoruz. Bu yemekte de mesela hiç kimse bir utanç duymadı. Selman gelmişti. Hani Kaşıkçı'nın katili bunlar diye seslendiğimiz Selman Türkiye'ye gelmiş, bir ziyafetle ağırlanmıştı. Bakanlar önce onun karşılamasında boncuk gibi dizilmişlerdi. Ardından da birlikte yemek yemişlerdi. Bir kürdanı bile bulamamışlardı. Şimdi Halkın Kurtuluş Partisi tarihe not bırakmaya devam ediyor. Nasıl bir not bırakıyor? Aslında davalarla not bırakıyor. Bu defa da Selman'ın sarayda böylesine bir ziyafetle ağırlanması, orada çalınan şarkı ve sözleri üstünden, Suidi Üstündür nakaratlı bir şarkı eşliğinde bu yemek gerçekleşmişti. Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye'nin onurunu zedelediler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarayda Prens Selman'a düzenlenen ziyafet yargıya taşındı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri kopma noktasına gelmişti. Son dönemlerde yeni bir evreye girildi. Ziyaretler yapıldı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti, ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Ankara'ya geldi. Devlet başkanlarına uygulanan protokolle karşılandı Selman. Selman ve beraberindekiler için sarayda resmi ziyafet verildi. Basına kapalı gerçekleşen ziyafetin görüntüleri bir Suudi tarafından paylaşıldı. Ziyafet sırasında Arapça şarkılar söyleniyordu. Seçilen şarkının sözleri manidardı. Şarkının nakarat kısmında Suudi Üstündür sözleri yer alıyordu. İşte bu şarkı sözleri yargıya taşındı. Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, yetkililerin Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama suçlarını işlediklerini belirtti. HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.